Euzu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Rabb'i yessir ve la tu'assir, rabbeten minel hayr. Kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım hayırlısıyla tamamına erdir. Değerli gönül her şeyin hayırlısını istemek insan için değerlidir ve önemlidir. Niye? Yani hayırsız bir şey zaten size geldiği zaman, bana geldiği zaman zaten sorun teşkil edecek demektir. Öyledir bu işler. Yani hiç kimse bugüne kadar içki içip de hayırlı bir şeyin geldiği görülmemiştir. Hiç kimse bugüne kadar kumardan kazanamamıştır. Kumarda sadece kasa kazanır bu kadar oynatan kazanır. Mesela işte ne bileyim ee, böyle faiz yiyip de bereket gören hiçbir zaman olmamıştır. Olmamıştır bunlar. Ya da değerli gönüldaşlarım zina yapıp da fakirleşen fakirleşmeyen olmamıştır. Bu ayrı bir konu işte adam zina yapıyor ama çok zengin. Şerefi fakirleşiyor. Ahireti fakirleşiyor. Buna benzer değerli gönüldaşlarım. Dolayısıyla biz Müslümanlar olarak, müminler olarak Hayatımızı en iyi şekilde yaşamak zorundayız. En iyi şekilde ortaya koymak zorundayız. Hadi bakalım 24. iftarımızda siz değerli gönüldaşlarımla birlikteyiz. Nasıl gidiyor Ramazan? Değerli gönüldaşlarım nasıl gidiyor Ramazan? Hayat nasıl gidiyor? Bir kere bu önemli. Yani bakın bu sene Ramazan bitiyor işte. Aha son haftadayız. Bitiyor artık. Yani bir dahaki Ramazana Allah vekil biz bilmiyoruz ne olur ne biter. Belki ben ölürüm. Belki dünya kıyamet kopar. Belki beni izleyenler olmaz. Bilmiyorum. Belki YouTube kanalı, kanalı kapanır şu olur mu bilmiyorum. Ama bildiğim tek bir şey var o da şu. Bu Ramazan'ı nasıl geçirdiysek Allah Azze ve Celle bize o yılı da öyle geçirtmeyi nasip etsin diyelim. Bence en güzel temeli kötü geçirdiysen tövbe et güzel geçsin iyi geçirdiysen daha iyi geçmesini nasip etsin Allah Azze ve Celle. Haydi bakalım değerli gönüldaşlarım. Beni aramış bir arkadaşımız. Ee, selamun Aleyküm demiş arkadakilere. Rejideki arkadaşlara. Hocam demiş size hocamıza şu soruyu sorar mısınız demiş. Bir cevap versin. Benim için bu çok önemli bir konu demiş. Nedir bu önemli konu? Hocam demiş ya benim Gizli korkularım var. Fobi deniyor buna. Gizli korkular. Nedir bu gizli korkular? Mesela kimisi işte dar bir yerde kalamıyor. Geçen MR çekilmeye gittim değerli gönüldaşlarım hastaneye. Malum biz de hastalanıyoruz insanız. MR çekilmeye gittim ben. MR çekilmeye gidince benden önce bir kadın. işte benim yaşlarda bir kadın. Girdi içeri girmesi çıkması bazı bir oldu. Mümkün değil o saatte o kadar sürede MR'nin çekilip çıkılması. Dedim hayırdır ya kadına dedi bilmem ne fobi var dedi bir şey söyledi bende yani böyle dar alanda ee, kalamıyormuş orada kalınca kalp çarpıntısı oluyormuş e, çıktı gitti şimdi mesela bu bir fobi bununla beraber mesela bazı insanlarda yağmur fobisi var bazı insanlarda kış fobisi var bazı insanlarda çocuk fobisi var bazı insanlarda koca fobisi var mesela ben size şunu söyleyeyim değerli gönüldaşlarım. Ee, bir gün bu radyoda program yapıyorum bir gün e, programdan çıktım İki tane genç işte yaşları 20-25 yaşında evliler gelmiş hocam dedi sizinle bir şey konuşmak istiyoruz hayırdır ya dedim hayırdır dedim nedir bu problem nedir yani bu problem ya hocam dedi bizim için bu çok önemli burada ben şimdi bunu söyleyemeyeceğim ama e, dışarıda söylerim neyse gittik bir oturduk orada bir yerde Hocam dedi biz birlikte olamıyoruz. E neden olamıyorsunuz peki? Kızları ki ben korkuyorum. Neyden korkuyorsun? Ya işte ya başıma bir iş gelirse. Lan ne gelecek başına? Ama öyle diyemiyorsun tabi. Diyemiyorsun. Mesela bu bir fobi. Mesela bir tanesi gelmişti yanıma demişti ki, hocam ben çocuk yapmak istemiyorum. Sebebi de şu çocuğu ben nasıl doğuracağım? Bu bir fobi. Ben dedi böyle çocuk doğurma işi deyince böyle bütün vücudum yok oluyor sanki. Bütün vücudumu sivilceler sarıyor. Böyle bir acayip oluyorum dedi bana. Allah Allah. E peki dedim. E sen evlisin. E senin çocuğun nasıl olacak bu? E dedi ben anne olmak istiyorum ama böyle bir korkuyorum dedi. Hocam bu korkuları yenemedim dedi ya bir türlü. Yani bunun için ne yapabilirim dedi bana. Ben onlara da söyledim. Size de söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de Enbiya suresi var. Enbiya suresi. Bu Enbiya suresini kim okursa gizli korkularından kurtulur Allah'ın izniyle. Ve okumaya da devam ederse Allah Azze ve Celle ona gizli korkularından kurtulduğu için ne olur? Salih veya saliha bir çocuk da nasip eder. Neymiş değerli gönüldaşlarım? Enbiya suresini okumakmış. Peki Şimdi iftar vaktindeyiz değerli gönüldaşlarım. İşte ne yapalım? Mesela yemek yapıyoruz. Ne yapalım? İşte araba kullanıyoruz. Mesela iş yapıyoruz değil mi? Eve gideceğiz. İftara gideceğiz işte. Kaçta açılıyor? Yedi de, beş de, on da, neyse. Çok önemli değil. Saatin bir önemi yok. Ramazan'da e, bu Enbiya suresini ta yatsı ezanına kadar okuyabilirsiniz veya dinleyebilirsiniz. Bunu dinlerseniz veya okursanız değerli gönüldaşlarım Enbiya suresini bu kimseye söylemedi, söyleyemediğiniz korkularınızdan kurtulursunuz. Kimseye söyleyemediğiniz e, korkulardan emin olursunuz. Ve Allah Azze ve Celle o korkulardan sizi arındırır. Sonra hayırlı bir evladınız olur. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım bunlar hepsi birer fobi. İnsanın vücudunda üretilen bir şey bu. Bu e, şey yapılabilir mi? Tedavi edilebilir mi? Evet edilebilir. Enbiya suresini okuyabilirsiniz diyorum. Gelin bugün iftar vaktinde ve bundan sonra da devam edelim ki bu korkulardan kurtulalım ve bir daha bu korkulara yelken açmayalım diyelim değerli gönüldaşlarım. Neymiş? Enbiya suresi. Ne kadar okuyacağız? Okuyabildiğiniz kadar okuyun. Efendim ben okumayı bilmiyorum. E dinleyin. Dinleyebildiğiniz kadar dinleyin değerli gönüldaşlarım. Ya değerli gönüldaşlarım kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? 21. yüzyıldayız. Değil mi? 21. yüzyılda artık var ya her şeye ulaşmak o kadar basit kolay ki yani kim diyorsa ki ben cahil kaldım yalan söylüyor. Artık inanmıyorum buna ben. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim meali Kürtçesinden, Türkçesinden, Özbekçesinden Katarcasından, Arapçasından bin çeşit Kur'an-ı Kerim meali. Herkes okuyabilir, anlayabilir. Kitaplar, abdest, kusur, namazlar, ilmi hal kitapları bilmem tefsirler bir sürü çeşidi var. Herkes İngilizcesi, Fransızcası, Özbekçesi, bilmem İspanyolcası Portekizce hepsi var değerli gönüldaşım. Herkes okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'i de aynı şekilde. Herkes internette var. Be Bedava ücretsiz dinleyebilir. Kimse bana demesin ki ben yapamıyorum demesin. Ya okuyacaksınız ya dinleyeceksiniz. Bu problemlerin çözümü için. Allah'a emanet ediyorum. Bizi de dualarınızda unutmayın diyorum.